inanılmaz keyifli bir yer. Gotham'ın Wayne Tower'ı, Wayne Kulesi. Şu arkamdaki kırmızı koltukları hatırlarsanız. Bob Dylan'ın bu arada 1975'te başladığı New York'ta mekan çok, hikaye çok. Hayat ağaçlarının binası. New York algımızın tam merkezine oturur burası. Böyle Cadılar Bayramı konseptli bir... Jack Kerouac'ın 1951'de. National History Museum'a geldik. Natural History Museum, Amerikan Doğa Tarihi Müzesi. New York'ta bir yere gelecek olsam sadece galiba buraya gelirdim. O ünlü müzede bir gece filminde çekildiği yer biliyorsunuz burası. Metropolitan'a daha gitmedik ama önce burayı görmek istedim. Müzenin önünde zaten Amerikan başkanlarından Theodore Roosevelt'in de heykeli var. Roosevelt zaten müzenin öncüsü. Afrika'ya yaptığı o safarilerde sayısız hayvanı boğazlamış, öldürmüş aslında. Onların fosillerini Amerika Birleşik Devletleri'ne getiriyor, New York'a. Bu hayvanları tabii öldürüyor. Ama müze işte ilk eserleri bunlar. Bu şekilde kuruluyor müze. Burada dinozor kemiklerinden minerallere 34 milyon eser var müzede, Doğa Tarihi Müzesi'nde. Dünyanın en büyük müzelerinden biri burası. Dünyanın en büyük 5 müzesinden birisi. 600 farklı türe ait fosil var müzede. T-Rex'ten mamuta ve çok daha fazlasına kadar. Şimdi içeri girelim. Devasa bir müze. Bakalım ne kadar gezeceğiz. 4 katlı. Bu arada muhteşem bir müzedeyiz. Keşke Türkiye'de böyle bir doğa tarihi müzesi olsa. Genelde hep arkeoloji müzelerini geziyorum, anlatıyorum ama Doğa Tarihi Müzeleri gerçekten bilim açısından inanılmaz önemli ve her şehirde bunun olması gerekiyor. İstanbul'da koskoca şehirde Doğa Tarihi Müzesi yok. Ankara'da bir MTA Müzesi var. Bunun dışında başka bir şey yok. Şimdi 4. kattayız. Burası artık paleontoloji. Dinozorlar ve diğerlerini göreceğiz. Diğer memelileri göreceğiz. Ve sürüngenleri ve diğerlerini. Arkamda hemen bir titanozor var mesela, görüyorsunuz. Kafası sığmadığı için bunu dışarıda bırakmışlar. Titanozorlar görüyorsunuz, kafası sığmadığı için binanın dışında duruyor. Devasa hayvanlar, devasa. 37 metre ile dünyanın gelmiş geçmiş en uzun hayvanı titanozor. En uzun ama en ağır değil. 75 ton ağırlığında ve mavi balina 190 ton en ağırı dersek eğer en ağır hayvan değil ama en uzunu. Titanozorun hafifliğinin sebebi ve dinozorların aslında kemiklerindeki o gizli, o kemiklerindeki boşluklar. Bu boşluklar biliyorsunuz kuşlarda da var. Onların hafif kalmasını sağlıyor. Unutmayın kuşların da ataları bu hayvanlar ve dinozorlar. Ve titanozorların bu arada tek kol kemiği bir insanın boyu kadarmış. Arjantin'de keşfedilmiş bu fosil ve büyük bir sansasyon yaratmış. Hatta o kol kemiğiyle bir insanın yan yana bir resmi var. Onu gösteririm size ekstra. Şu anda kafası başka bir salonda görüyorsunuz. Kocaman da bir kafası var. Benim gibi. Dişleri çok büyük titanozorun. Bunlar aslında çiğnemek için değil, avını parçalayıp direkt yutmak içinmiş. Mamut heykellerini görüyorsunuz. Bunlar da fillerin akrabalarından Compotheriumlar. Texas'ta bulmuşlar. 10 milyon yıl önce yaşamışlar. Dişlerini görüyorsunuz. Daha böyle aşağı kıvrımlı. Memeliler salonunda görüyorsunuz devasa dev boynuzlara sahip omurgalılar var. İşte mastodon fosili var, mamut fosili var. Mastodonlar Kuzey Amerika'nın dediğim gibi omurgalı hayvanları. İlk mastodon fosilini bu arada Thomas Jefferson tanıtmış dünyaya. ABD'nin ilk başkanları gerçekten inanılmaz adamlar. Yani onların
Halil İnalcı'nın çevirdiği bir ABD tarih kitabı vardı. Eğer onu da okursanız orada da görürsünüz. İnanılmaz adamlar Amerika'nın ilk başkanları. Kesinlikle Hristiyan değiller ve kendilerini bilim adamış insanlar. Jefferson şahane bir bilim adamı. Ve paleontolog aynı zamanda. Dünyanın da en büyük coğrafyacısı olan Alexander von Humboldt'un Alman, onun da arkadaşı. Humboldt da biliyorsunuz coğrafyanın modernlik babası ve o Güney Amerika'daki yaptığı seyahatler. Onunla ilgili de şu an Türkçe'de yayınlanan bir kitap var. Doğanın Keşfi'ydi galiba ismi. Humboldt'un inanılmaz bir hikayesi var. İnanılmaz bir adam. O kadar yokluk içinde Güney Amerika'da, o Amazonlarda, Venezuela'da, Kolombiya'da Chimborazo'ya tırmanıyor. İnanılmaz keşifler yapıyor. İnanılmaz bir adam. Hem gezgin, hem deli, hem bilim adamı. Onun arkadaşı Thomas Jefferson ve inanılmaz mucitleri, aynı zamanda mucit icatları da var. Bu şekilde. Bu arada müze şahane. Megaloceroslar, yani dev boynuzlular. Görüyorsunuz boynuzları inanılmaz büyük hayvanların. Geyiklerin de bu süreçte biliyorsunuz, onların da sürecinde boynuzları belli bir şeye ulaşıyor. O boynuzları gerek kendini korumak için gerekse o çiftleşme zamanında erkeklerin birbiriyle savaşması için kullanmışlar. Bunların boynuzları ama belli yerde kalmış, ama bu hayvanların boynuzları inanılmaz büyümüş. O kadar büyümüş ki belli bir dönemde başlarını taşıyamaz olmuşlar. Tabii soyları tükenmiş. Burada da o atların serüvenini görüyorsunuz. O ilk atlar, Orohippuslar. Hippus zaten at demek biliyorsunuz. Hipopotam su atı gibi, hipodrom at meydanı, at alanı gibi. İlk ismi bu bilimselimiz. Sonra Orohippus, Mesohippus, Merihippus, Dinohippus ve Equus gibi, şu andaki atın en yakın akrabasına doğru bulunan fosillerin burada çok güzel kanıtları görüyorsunuz, sergileniyor. Ve en sonunda at kemiklerinden görüyorsunuz bir yapıt var. Ayı fosili. Compoterium. Equus, atın atası. Texodon. Monodon, Plastoceros, Megalodapis, Smilodon, Glossotherium, Pascalonus, Elephosaurus. Burada şimdi dinozorların salonuna geldik. Dinozorların hikayesi, 65 milyon yıl önce soylarının tükenişi hikayesi. Burada görüyorsunuz Kuzey Amerika'da çok, Güney Amerika'da az, Afrika'da çok az, Avrupa'da da çok fosil görünüyor. Bunun sebebi aslında Kuzey Amerika ve Avrupa'nın gelişmiş ülkeler olmaları ve onlarda çok fazla kaz yapılması ve fosil bulunması. Başka bir açıklaması yok aslında. Burada aslında Meksika gezimi de anlattım. O videolardan da izleyebilirsiniz. 65 milyon yıl önce olan bir olay. Buraya düşen bir meteor, devasa göktaşı hemen Yucatan açıklarında. Ben tam oraya gittim. Orada da anlattım. Ve daha sonra o meteorun o deniz dibine çarpması ve daha sonra ortaya çıkan tsunamiler, devasa tsunamiler, ortaya çıkan oradaki o birikmiş sülfür gazının atmosfere kaplaması, atmosferin ısınması ve inanılmaz volkanik tektonik hareketler, devasa volkan patlamaları, devasa tsunamiler sonucunda büyük hayvanların, dinozorların soylarının tükenmesi ve daha sonra da memelilerin dünyaya hükmetmesi için geri açılması. Rhinosauruslar, boynuzlu dinozorlar. Hayatımda gerçek dinozor yumurtası fosili görmek de varmış. Stegosaurus. Görüyorsunuz bunların kafaları çok ufak, görüyorsunuz küçücük. Bunların kuyruklarında böyle devasa dikenler var. Saldırırken, kendilerini korurken bunları kullanıyorlarmış. Müzede şimdi böyle yerler yapmışlar. İnsanlar diğer heykellere dokunmasın diye. Heykel diyorum, fosillere. Böyle fosiller bırakmışlar. 65 milyonluk şeylere böyle dokunabiliyorsunuz. İşte dinozorların ataları görüyorsunuz. En baştan başlıyor. 205 milyon yıl önce Jurassic başlıyor. Orada Stegosaurus'u gördünüz. Demin gezdiğim yerleri burada görüyorsunuz.
Apatosaurus, Barosaurus. Bunların hepsi böyle akraba. Her yerden bir soy ilerliyor. Stegosaurus, Trikatepos, Sauropus. Oradaki soydan hepsi tükendi. Ama burada bu küçük 65 milyon yıl önce gördüğünüz gibi buradaki uçabilen küçük o sürüngenler, dinozorların ataları o afetten kurtulabildiler ve şu anda kuşlar olarak hayatlarına devam ediyorlar. Ve işte Archaeopteryx. Archaeopteryx. Bunlar Archaeopteryx fosilleri. Bunlar öyle yaratıklar ki hem dişleri var, hem uçabiliyorlar, hem gagaları var. Bu da kertenkele, dinozorlarla kuşlar arası bir geçiş formu Archaeopteryx'ler. Bunun kanıtı oldu 1800'lü yıllarda ve bilim dünyasında inanılmaz bir şey açtı. İşte o etçil katil, o ünlü filmin ismi neydi? Jurassic World. Jurassic Park'taki, Jurassic World'daki filmdeki o katil T-Rex'ler bunlar, etçiller. Olabildiğimiz en yırtıcı olan, en büyük olmasa da hayvanlar. Devasa ayakları, pençeleri var, upuzun kolları var ve devasa bir kafatası ve devasa bir çene kemiği ve dişler var. Keskin. Burada görüyorsunuz ön elleri sadece ufak. Bunlar sadece çiftleşmeye yarıyormuş. Başka hiçbir işe yaramıyormuş. Çiftleşirken sabit kalmaya yarıyormuş. Bunun dışında arka ayakları devasa. Arkamdaki de bir sarapod. Bunlar devasa hayvanlar. Şöyle gösteriyorum. Upuzun kuyrukları ta diğer salonlara taşıyor. Devasa hayvanlar, sarapodlar. Bu arada bu hayvanların çoğunun renklerini bilmiyoruz. Çünkü pigmentleri korunmamış fosillerde. Ama mesela Archaeopteryx'lerin renklerini biliyoruz. Biraz önce gösterdim o kuş, sürüngen, geçişi olan canlıların. Çünkü fosillerinde pigmentler korunmuş onların. Bunun dışında son yıllarda Çin çok büyük atak yaptı ve inanılmaz bir fosil kaynağı oldu Çin. Oradakilerin son yıllarda 2010'lardan beri pigmentleri korunduğu için oradaki hayvanların renklerini artık öğrenebiliyoruz. Devasa kaplumbağalar. O Galapagos'taki kaplumbağaların biraz daha büyük halleri. Burada devasa sekvoya ağaçlarından o 600 yaşındaymış. Bakınız böyle aşağıda 1800 yılına kadar devam ediyor. 1800 yılında bu ağaç kesilmiş. Yani 1200 yaşındaki ağacın, şurada insanlara göstereyim size küçücük, devasa gövdesi, sekvoyalar. Bunlar devasa ağaçlar. Bu gördüğünüz arkadaki yöntem dendrokronoloji. Yani aslında asırlardır insanların kullandığı yöntemdi bu. Sonra 2. Dünya Savaşı'ndan sonra karbon-14 yöntemi keşfedildi. Artık hani 20-30 bin yıllara, 40 bin yıllara kadar karbon-14 ile belli bir hata payıyla böyle bir 50-60 yıl ve daha azı bir türlü tarihlendirme yapabiliyor. Artık ama kütle hızlandırıcıları, mass accelerator'a vesaire var. Bu sayede birkaç yıl, milyar yıl önceye kadar bile tabii hata payı geçmişe artıyor. Arkeologlar, bilim adamları fosilleri, karbonları korunmuş fosilleri, canlı fosillerini tarihlendirebiliyor bu sayede. Hall of Biodiversity, yani büyük biyoçeşitlilik salonuna geldik. Buranın da hikayesini birazdan anlatacağım. Aslında müzeye girdiğinizde sizi karşılayan ilk salon bu Hall of Biodiversity, yani biyoçeşitlilik salonu. Buranın önemi şöyle, Afrika'da bir ormandan canlı fosilleri ve aralarındaki ilişki anlatılmış bu salonda. Topraktan karıncaya ve otçulardan etçillere, bu zincire dahil olan herkes, her halka eksik olursa biyoçeşitliğin aslında yok oluşu burada anlatılmış. Ana fikir şu aslında, insan yaşamını korumak için, bunu istiyorsan eğer insan yaşamını korumayı, doğal yaşamı korumak zorundasın. Arkamda görüyorsunuz şu an deniz canlıları salonundayız. Arkamda devasa bir mavi balina var. Dünyanın ağırlık bazında gelmiş geçmiş yaşamış en ağır hayvanı mavi balina. Karada yaşayan hayvanlar denizde yaşayanlar kadar ağırlığa ulaşamıyorlar. Bunun sebebi aslında denizde yaşayanların o gravite, yani yer çekimi kanunlarından faydalanmaları, suyun kaldırma kuvvetinden faydalanmaları bu avantaj sayesinde ağır olabilmişler. Şimdiye kadar keşfedilmiş en ağır balina dediğim gibi 190 tonmuş. 200 ton desek, 2 dalga gövde uçağı mı? 2 dalga gövde uçağı.
ya da işte 200 ton desek 25 Afrika fili 80 kilodan da 2500 tane insan yapar. Tek bir beynin yönettiği 2500 insan ağırlığında bir canlıyı düşünün. Salinger'ın Çaldağlı Tarlasında Çocuklar kitabını bilirsiniz. O kitabın kahramanı Holden Caulfield doğa tarihçisine gelir ve buradan çok etkilenir kitapta. Eskimoların o balık tutuşunu camın arkasında, böyle benim şu anda gördüğüm gibi, hiç değiştirmeden sergilenmesinden çok etkilenir. Bu Eskimo'nun camın ardında sonsuza dek balık tutacağını söyler Holden Caulfield ve bu müzeler camdan anılarla dolu. Şimdi Afrika salonunu geçtik. Orada işte Libya antiloplarından soyu tükenmiş birçok canlıya kadar, Libya aslanına kadar birçok şeyin doldurulmuş hali vardı. Mumyalanmış hali vardı. Şimdi Afrika salonuna girdik. Gördüğünüz gibi devasa totemler vesaire, ilk insanların ortaya çıkışı, kullandıkları aletlerle ilgili birçok şey anlatılmış. Şu an ikinci kattayız. Central Park'tan girdiğiniz zaman ikinci kata çıkıyorsunuz direkt. İnanılmaz keyifli. Şu an mesela arkamda dansları ve Afrikalıların dansları ve dans kıyafetleriyle ilgili inanılmaz eserler var. Bunların hepsi gerçek. Hayvanların hepsi doldurulmuş tabii maalesef. Ve kıyafetlerin hepsi de Afrika'dan getirtilme, bu dediğim insanlar tarafından. Şimdi gözümde Meksikanlarım canlandı. Maya kültüründe, Aztek kültüründe. Bunun bir ismi vardı, unuttum ne olduğunu ama işte o piramitlerdeki kurban törenlerinden sonra kurbanın kalbini çıkarıp bunun elindeki bir tane kaba koyuyorlar böyle. Burada duruyor bu. Maya ve Aztek eserleri. Burası Tarasca kültürü. Bunlar da o kurban bıçakları. Obsidiyenden, volkan taşından, o Azteklerin, Mayaların kurban törenlerinde insanları keserken kullandıkları bıçak. Ahşap işlemesi çok güzel. Genelde bir Maya tanrısı ve Çak, yağmur tanrısı betimleniyor. Ucunda da obsidiyen bıçağı var. Bunlar sandstone'lar, güneş taşları. Bunların bir tanesi de Mexico City'de, o eski Tenochtitlan'da, Azteklerin başkentindeki hemen sarayın olduğu yerde, İspanyolların saraylarını yaptığı yerde, o büyük meydanında orada bulundu. Burada da onların birisini görüyorsunuz. Güneş taşları. Eskiden renkleri böyleymiş. Devasa bir tanrı heykeli Guatemala'dan. Bu gördüğünüzde de Castillo, El Castillo, Chichen Itza'da, Yucatan'da, Meksika'da. Onun bir rekonstrüksiyonu. Şimdi Ant kültürüne geçtik, İnka kültürüne. Burası Tiwanaku, Bolivya. Çok gitmek istediğim bir yer. Oradaki Ay Tapınağı'ndan görüyorsun parçalar. Yine Doğu Tarih Müzesi'nde, New York'ta. İnka'lara ait görüyorsunuz. Gümüşten yapılmış lama figürleri. Evet, bir süredir New York'taydım. Artık gezinin sonuna geldik. En son Doğa Tarih Müzesi'ne girdik. Orada Salinger'dan bahsettim. Onun benzer cümleleriyle, abartılı cümleleriyle bitireyim. Güzel geçti. Gün içinde binlerce litre kahve içtik. Binlerce litre başka şeyler içtik. Tam bir New York günüydü. Sanılanın aksine birçok insan için New York'un hitap eden sayısız yer var. Orijinal yerler bulabilirsiniz. Mekanlar, hikayeler, yapılar. Sadece turistik yerler değil. Genelde arkeoloji temalı seyahatler yapıyorum ama New York beni inanılmaz tatmin etti. Çok keyifliydi. Buraya gelirseniz yapacak birçok şey var. Hikayesi olan bir yer. İstanbul gibi 2500 yıllık, Roma gibi 3000 yıllık, 2500 yıllık bir yer değil. Ama inanılmaz hikayesi olan bir yer. Yakın zamanda yoğun hikayesi olan bir yer. Modern hayatımızı şekillendiren bir yer. Filmleriyle, her şeyle, kültürüyle, müzikleriyle, yazarlarıyla özellikle. Ve günümüzde kapitalizmiyle, ekonomisiyle, trilyonlarca doların döndüğü ufacık bir ada. Devasa ABD'yi düşünün. Bütün sermayenin yarısından fazlası burada birikiyor. Bütün dünyanın sermayesinin. Kendi para birimiyle ithalat yapan tek ülke. Düşünün, Fed'in aldığı bir karar değil mi? Tüm dünyayı etkiliyor. Her şeyiyle, siyasetiyle, iyi ve kötü, çoğunlukla kötü. Bu şekilde. Başka gezilerde görüşürüz.